Kıymetli misafirler, sizlerin de malumu olduğu üzere dezenformasyon kavramı son yıllarda ülkemizde çok sık kullanılıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, ülkemiz dezenformasyona uluslararası alanda en fazla maruz kalan ülkelerden biri, belki bu ülkelerin başında geliyor. İkincisi ise dezenformasyon tehdidine karşı verdiğimiz güçlü mücadele, yoğun mücadele dolayısıyla da dezenformasyon kavramını sıklıkla duyuyoruz, bu kavramı sıklıkla kullanıyoruz. Dezenformasyon bugün tüm insanlığı tehdit eden bir virüse dönüşmüş durumda. Zira dezenformasyon her şeyden önce temelinde doğru ve temiz iletişim olması gereken toplumsal varoluş için bir tehlikedir. Toplumsal varoluşun temeline konmuş bir dinamittir. Yalan haber elbette sadece bugünün meselesi değildir. Modern medyanın kurumsallaşmasıyla birlikte yalan haber sorunuyla insanlık karşı karşıya kalmıştır. Bu anlamda modernliğin bir sorunudur yalan haber. Siyasi tarih, iletişim tarihi, iktidar mücadelesi için yalan habere başvuran medya organlarıyla doludur. Gel gelelim analog dönemde, yani konvansiyonel medyanın hakim olduğu dönemde yalan haber bir meslek günahıdır, bir istisnadır. Kötücül amaçlar için kullanılan bir araçtır. Dijital medya öncesinde yalan haber medya kuruluşlarının farklı kontrol mekanizmalarıyla kendi öz itibar kaygıları dolayısıyla engellemeye çalıştıkları da bir durumdur. Medyanın kendi dinamikleri içerisinde sıkıntılı süreçler yaşansa da yalan habere dayalı manipülasyon haberciliğinin mesleki itibar ve kariyer açısından olumsuz karşılıkları olduğunu biliyoruz geçmişte. Ne yazık ki yeni medya ile birlikte durum değişmiştir. Yeni medya ile birlikte medya meslek ilkeleri, öz itibar kaygıları kurumsal karşılıklarını yitirdi. Bugün yalan haberin sıradanlaştığı bir medya düzeninin, bir medya ekosisteminin içindeyiz. Dezenformasyon bu dönemin başat kavramı, hatta başat değerine dönüşmüştür. Enformasyon için değil, dezenformasyon için savaşılan bir dönemi tecrübe ediyoruz. Baktığımızda günümüz medya düzeni içerisinde ne görüyoruz? Çoğu kişinin kendisini rahatlıkla haberci olarak, içerik üreticisi olarak gördüğü bu ortamda tam anlamıyla bir kaosun, tam anlamıyla bir anominin yaşandığını görüyoruz. Yine gazetecilik faaliyetinin gerçeğe ayna tutmak için değil, daha çok sansasyon, daha çok reyting, daha çok popülerlik, daha çok ilgi çekmek için yapıldığını görüyoruz gazetecilik faaliyetinin. Hal böyle olunca da dezenformasyon toplumsal hayatta en fazla dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan, en fazla sorunsallaştırılması gereken meselelerden biri haline geliyor. İşte son birkaç gündür örneğin Sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana, çarpıtmaya hep birlikte şahitlik ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirme çabalarını gördük ne yazık ki. Bu olay ideolojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve dezenformasyona sarılanların demokrasimiz ve toplumsal huzurumuz açısından ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Yaşanan bu son hadise her türlü dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelenin toplumumuz için ne denli merkezi, ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Medya için utanç verici bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte sergilemeliyiz. Ben kasten yanıltıcı ve toplumu kışkırtıcı bu dezenformasyona karşı gerçeği ortaya çıkaran herkese, bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bu noktada bu olayın arka planını aydınlatmaya yönelik çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sosyal medya mecraları ilk gündeme geldiğinde hepimiz biliyoruz, küresel toplum demokratik bir iletişim ortamı kazandığımızı düşünmüştü. Sosyal medya mecraları kendilerini küresel topluma böyle pazarlamışlar idi.
Fakat sonuç böyle olmadı. Sosyal medya mecraları küresel alanda antidemokratik eğilimleri güçlendirdi. Küresel adaletsizliği derinleştirdi. Bu küresel adaletsizliğin arka planında yer alan batılı sömürge düzenini, batıcı bağımlılık sistemini pekiştirdi, onlara hizmet etti. Bu süreç küresel alanda müzakereye, karşılıklı etkileşime dayalı bir açık iletişim ortamı inşa etmekten çok bir kaosa neden oldu. Bireyden aileye, toplumlardan devletlere bu kaos her alanda yıkıcı boyutlarıyla karşımıza çıktı. Sosyal medyadaki kaosun en önemli müsebbiplerinden biri kimliksiz aktörlerin ortaya koyduğu performanstır, etkileşimdir. Bu ortam yalanın sıradanlaştığı bir ekosistemi beraberinde getirdi. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, elbette karşımızda sadece bireysel tercihlerden oluşan bir sorun da yok. Karşımızda bir endüstri var. Karşımızda bu endüstrinin arkasında bile isteye duran, sistematik şekilde hareket eden aktörler var. Bugün bu endüstriyi ve bu endüstriyi yöneten aktörleri dezenformasyonu ulusal politikalara ve uluslararası ilişkiler alanına hükmetmek üzere hareket ederken görüyoruz. Dezenformasyon süreçlerini daha etkili, daha hızlı ve daha kalıcı hale getirecek teknolojik yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Farklı yapay zeka süreçlerini devreye sokarak, algoritmalar kullanarak etkinliklerini arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Karşımızda sosyal medya şirketlerinin yönettiği bir algoritma diktatörlüğü vardır. Karşımızda sosyal medya şirketlerinin oluşturduğu alanda filizlenen bir dijital faşizm vardır. Bu ortamda bireyler daha çok yalan eşliğinde kendi gettolarına hapsediliyorlar. Ve kapatıldıkları yankı odalarında gerçeğin, hakikatin sesini duymaları engelleniyor. Yine baktığımızda bu tabloda önemli bir şey daha görüyoruz. İstenen mesajların ön plana çıkarıldığını, istenmeyen mesajlarınsa geri plana itildiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda gerçek manada ne ifade özgürlüğünden, ne insan haklarından, ne fikir hürriyetinden bahsedilebilir. Zira bütün bunların merkezinde bireyin doğru haber alma hakkı vardır. Doğru haber alma hakkından mahrum bir bireyin fikir hürriyetinden bahsedilemez. Peki, bu kurum ve kuruluşların, bu sosyal medya mecralarının amacı nedir? Bir, siyasi karar süreçlerine etki etmek. İki, tüketim alışkanlıklarımızı şekillendirmek. Bu iki alanda da farkındalık sahibi olmamız son derece hayati bir unsurdur. Bu iki alanda farkındalık sahibi olmamız, bu büyük şirketlerin insanları köleleştirmeye dönük girişimlerine karşı koymak için mutlak surette bizim direnmemiz gerektiğini ortaya koyan bir gerçektir. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, küresel alanda iktidarlarını korumak için rekabet eden ve aynı zamanda Soğuk Savaş'tan bu yana dünyanın önemli bir bölümünü fiziksel ve zihinsel olarak işgal eden kötücül güçlerin son ve belki de en yıkıcı silahı dezenformasyondur, sistematik dezenformasyon siyasetidir. Türkiye gibi etki gücü yüksek, aynı zamanda küresel güçlere teslim olmadan kendi ad ve hesabına hareket eden ülkelere yönelik siyasi ve kültürel operasyonlarda sosyal medya mecralarının bizler nasıl kullanıldığını hep beraber şahitlik ediyoruz. Örneğin yeni Twitter yönetiminin
eski Twitter yönetimine ilişkin yaptığı ifşaatları gözümüzün önüne getirelim. Burada sosyal medya ağlarının nasıl manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldığını açık ve net şekilde görüyoruz. İstihbarat kurumlarından siyasetin merkezine, yabancı devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kendi başkanlık seçimlerini manipüle etmeye ve hatta görevdeki ABD başkanının sosyal medya üzerinden operasyona maruz kalmasına kadar varan olaylar hepimiz için, bütün dünya siyaseti ve demokrasi kültürümüz için ibretlerle doludur. Sadece bu da değil elbette. Diğer sosyal ağlarda da benzer durumların yaşandığını, küresel alanda egemenlik kurmaya çalışanların hakikatin referansını dezenformasyon faaliyetleriyle sosyal medya üzerinden belirlemeye çalıştıklarını da görüyoruz. Buradan müsaadelerinizle bu program vesilesiyle yeni Twitter yönetimine, Sayın Elon Musk'a da seslenmek istiyoruz. Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin. Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu lütfen açıklayın. Açıklayın ki tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki yeniden sosyal medya mecralarına güvenebilelim. Onların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim. Kıymetli katılımcılar, değerli misafirler. Biz Türkiye olarak dezenformasyonla mücadelenin nedenli, önemli, nedenli stratejik bir konu olduğunu biliyoruz. Zira Türkiye bugün uluslararası alanda dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır ifade ettiğim üzere. Tam da bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin dezenformasyonla etkin bir şekilde mücadele edebilmesini temin etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı kurmuş, bizleri vazifelendirmiştir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz bu mücadeleyi sistematik bir şekilde yürütüyor. Ve yine devletimizin bütün kurum ve kuruluşları dezenformasyonla mücadele noktasında etkin bir bilinçle proje ve faaliyetler ortaya koyuyorlar. Hedefimiz uluslararası alanda da modellenebilecek etkin bir dezenformasyonla mücadele kapasitesi geliştirmektir. Bugün algoritmalar, yapay zeka ve benzeri yazılım ve uygulamalar her ne kadar dezenformasyonu yaymak için araçsallaştırılıyor olsalar da biz her mecrada dezenformasyona karşı hakikatin alanını genişletmek için çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz bu sempozyumda da yapay zeka uygulamalarının, internet tabanlı yazılımların, sosyal medyadaki farklı süreç ve uygulamalarının, açık kaynak istihbaratı dediğimiz OSINT yönteminin dezenformasyonla mücadelede nasıl kullanılabileceğini müzakere edeceğiz. Dezenformasyonla mücadele bağlamında ne tür yeni yol ve yöntemlerin ortaya konabileceğini tartışacağız. İnsanlık olarak el birliğiyle dezenformasyona karşı mücadele etmeliyiz. Hamdolsun Türkiye bu noktada öncü bir konumdadır. Gerek insan kaynağımız, gerek bilgi birikimimiz, gerek tecrübemiz ve gerekse de gelişen teknolojik altyapımız en önemli imkanlarımızdır. Sosyal medya mecraları üzerinden zihinleri işgal edip özgürlüğümüzü, egemenliğimizi elimizden almaya çalışan küresel müesses nizama karşı dimdik ayakta duruyoruz. Buradan kendilerine sesleniyoruz. Biz Türkiye olarak dezenformasyonun her türlüsüne karşı çıkmaya, hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. Diledikleri kadar gizlensinler. İstedikleri gibi süslü platformların arkalarına saklansınlar. Yarattıkları gayri demokratik küresel düzenin biz bilincindeyiz ve bu adaletsiz düzeni norm olarak dayatmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Elbette yalanlarla ülkeleri işgal edebilirler. Yalanlarla mazlumların botlarını, mültecilerin botlarını batırabilirler.
Yalanlarla eli kanlı terör örgütlerini destekleyebilirler. Yalanlarla ülkelerde darbe yapmaya kalkabilirler. Ancak Türkiye olarak bu düzenin karşısında durmaya, hakikat için mücadele etmeye ve bu kötücül sistemi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerle yeksan etmeye biz kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem küresel alandaki liderliği hem de hakikat mücadelesindeki öncü rolü en önemli sermayemizdir. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, göreve başladığım günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası temaslarına şahitlik etme imkanı buldum. Mahiyetinde birçok uluslararası kuruluşun toplantılarına, çalışmalarına katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet liderleriyle olan temaslarına şahitlik ettik. Burada şunu tüm kalbimle ifade etmek istiyorum ve tarihe not düşmek istiyorum. Şu an küresel sistem içerisinde, uluslararası alanda hakikat mücadelesi veren, hakikat için savaşan yegane lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu an küresel sistem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu hakikat mücadelesi insanlık için bir imkandır. İnsanlığa tehdit olan algı operasyonlarının, zihin manipülasyonlarının, sadece egemen güçlerin çıkarlarına hizmet eden sistematik dezenformasyon politikalarının karşısında durmak, emin olun ki Türkiye'nin bu süreçteki en büyük gururu olacaktır. Biz inanıyoruz ki tarih bunu yazacaktır. Nasıl ki İsveç'te İslam düşmanlığı yapanlara karşı en güçlü sesi Türkiye olarak biz çıkarıyorsak, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya için bir utanç haline dönüşen bu hadise karşısında en güçlü, en dirayetli, en kararlı ve en etkili tutumu sergiliyorsa, nasıl ki bütün ülke olarak birlik beraberlik içerisinde düşünce özgürlüğüyle kutsala saldırmanın arasındaki farkı net bir şekilde idrak edebiliyorsak, dezenformasyonla mücadele alanında da tüm insanlık için fayda üreteceğiz. Her seçim döneminde tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi adeta Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldıran yabancı gazete ve dergilerde işte tam da böyle bir mücadele içerisinde performans sergiliyorlar ve hakikat mücadelemize saldırıyorlar. Üzücü olan, bizleri hüzne sevk edense, Türkiye'de siyaset yaptığını iddia eden bazı kesimlerin bu kirli operasyonlara, dışarıdan yönetilen bu kötücül yol ve yöntemle devam ettirilen psikolojik harpe bel bağlaması, bunlardan medet ummasıdır. Ne acı? Acı ama gerçek. Açık ve net bir şekilde şunu ifade etmemiz gerekiyor. Kendi çıkarlarına hizmet etmeyen her ülkeye, kendilerinden beslenmeyen, kendilerine bağımlı olmayan her lidere operasyon yapmaya alışmış yayın organları bizim için yok hükmündedir. Ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği şerefli mücadelenin tarihsel olarak ne anlama geldiğini, yine bu mücadelenin dünya yüzeyinde sömürülen toplum kesimlerinin nasıl umudu haline geldiğini kimse gizleyemez. Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Milletimiz bu bilinçle, bu idrakle hareket ediyor ve güneşin balçıkla sıvanamayacağını çok iyi biliyor. Demokrasiyi, düşünceye saygıyı, ifade özgürlüğünü, insan haklarını kendi çıkarları için eğip büken Batı'nın bu bencil ve kötücül yaklaşımları hepimizin gözümüzün önünde cereyan etmektedir ve bu yaklaşımların insanlığa katacağı hiçbir şey yoktur. Terör örgütlerini desteklemeyi demokrasiyle bağdaştıranların, İslam'a karşı saldırıyı sözüm ona özgürlükle kamufle edip meşru görenlerin maskeleri düşmüştür.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca verdiği hakikat mücadelesi, Batı medyasının çirkin saldırılarına, kışkırtmalarına ve küstah yaklaşımlarına rağmen gerçeğin, hakikatin peşinde koşan milyarlarca insan tarafından çok iyi idrak edilmektedir. Saygıdeğer misafirler, kıymetli katılımcılar, dezenformasyonun, itibar suikastlerinin ve manipülasyonların hangi araçlarla yapıldığını artık çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu mücadeleyi yeni teknolojik yol ve yöntemleri de kullanarak veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Toplumumuzun bütün kesimlerine, 7'den 70'e herkese, kimi güçlerin hakikati neden öldürmek istediklerini, gerçekle bağımızı, hakikatle bağımızı neden kesmek istediklerini bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bütün toplumu kapsayacak şekilde dijital medya okur yazarlığı, eğitim seferberliği başlatıyoruz ve bununla amacımız dezenformasyona karşı hakikatin yanında yer almak ve bir bilinç oluşturmak, kamusal bir bilinç inşa etmek. Sosyal medya şirketlerini tüm insanlık için yine faydalı proje ve faaliyetler üretmeleri için baskılayacağız. Hakikati önemseyenleri, doğrunun değerini bilenleri, gerçeğin insanın toplumsal varoluşun ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünenleri çalışmalarımızda yer almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden bu hakikat mücadelesinde en ön safta yer almayı insanlık için bir şeref vesilesi addediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen bütün arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bugüne kadar geçtiğimiz 5 yılda el birliğiyle çok güzel işlere imza attık. Türkiye yüzyılında daha güzellerine de hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imza atmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.